Nida sanatıyla devam ediyorum. Nida seslenme sanatıdır. Bizim seslenme, hitap, ünlem dediğimiz şeyler şiir içerisinde nida sanatını oluşturur sevgili arkadaşlar. Mesela sevgilim, arkadaşım, benim bir tanecik arkadaşım gibi birine seslenme içeren ifadeler nida sanatını oluşturur. Örneğin, ey benim sarı tamburam ile başlayan bir şiir vardır. Burada sanatçının ey benim sarı tamburam derken tamburaya bir seslenmede bulunduğunu görüyoruz. İşte bu da nida sanatıdır. Genellikle ey, ya gibi sözcükler kullanılır. Bunun dışında tabi nida içeren sözcükler de kullanılabilir. Bazen seslendiği şeyin adıyla seslendiğini bize şiir içerisinde ifade ederek nida sanatına o şekilde de baş vurabilir sevgili arkadaşlar. Seci ile devam ediyorum. Seci iç kafiye olarak isimlendirilen ve edebiyatın sonraki dönemlerinde de karşınıza çıkacak bir ifadedir arkadaşlar. Düz yazıda ya da bazen şiirin iç kısımlarında kafiye oluşturmaya, uyak oluşturmaya biz seci diyoruz. Mesela kamu mimarına canan devayı dert eder ihsan. Niçin kılmaz beni, bana derman, beni mimar sanmaz mı? Sevgili arkadaşlar, uyak ve redif konusunu bir hatırlayalım. Uyak ve redif için ne demiştik? Dize sonlarındaki ses ya da sözcük benzerliği demiştik. Fakat burada biraz dikkat ederseniz dizenin bu içinde, bu dizenin içinin birbiriyle uyaklı olduğunu görürsünüz. Canan, derman. İşte buna sondaki uyak, uyak ve redif olarak isimlendirilir ve bir söz sanatı değildir sevgili arkadaşlar. Bir ahenk unsurudur. Fakat uyağı dizelerin içinde ya da başka bir örnekte cümlede karşılaşırsanız, cümlelerin içinde yer vermek, yani içeride yer vermek seci sanat olarak kabul edilmektedir. Bunu unutmuyoruz. Akrostiş sanatı ile devam ediyorum. Harflerle sözcük oluşturmadır. Akrostişin uzunca anlamını yazmak istemiyorum. Zaten akrostiş diğer sanatlara nazaran daha çok aşina olduğumuz, daha iyi bildiğimiz ya da tanıdığımız sanatlardan bir tanesi. Bir şiir yazarak şiirdeki dizelerin ilk harfleriyle bir isim oluşturma sanatıdır akrostiş. Çokça İnsanların sevdikleri kişinin ismini oluşturduğunu, şiir yazarak şiirdeki dizelerin baş harfleriyle sevdiği kişinin ya da şiiri kime yazıyorsa onun ismini oluşturduğunu görürüz. Bu akrostiş sanatıdır. Meşhur da bir dörtlüğü vardır bunun sevgili arkadaşlar. Seviyorum ama kime, en tatlı birisini nasıl anlatayım sana, iki harflere baksana. Bunu okuduğumuz zaman yukarıdan aşağıya seni sözcüğü çıkıyor. Burada akrostiş yapılmış.
aliterasyon. Hatırlayacaksınız aliterasyonu. Şiirde ahenk konusunda da görmüştük sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz, kısa bir hatırlatma yapalım. Bir şiirde şair ahengi ses yönüyle ve ritim yönüyle sağlardı. Ses yönüyle ahenk de 6 şekilde sağlanırdı. 6 öğe ile sağlanırdı. Vurgu, tonlama, uyak, redif, asonans ve aliterasyon. Aliterasyon neydi sevgili arkadaşlar? Bir şairin şiirinde belli bir sesli harfi sıkça tekrar etmek suretiyle orada bir ahenk oluşturmasıydı. Bu bazı kaynaklarca aynı zamanda bir söz sanatı olarak da kabul edilmekte. Aliterasyon sanatına bakacak olursak arkadaşlar, bir örnek verelim. Sevgili arkadaşlar, şiire dikkatle baktığımızda L harflerinin, Lüleburgaz'ın L'si. Bu harflerin şiirde sıkça bilinçli bir şekilde tekrar edildiğini görürsünüz. Laleler, güller, soldu, usul, usul, gelmedin gülistana ey bülbül. Bir kere daha bu bilinçle okuyalım. L harflerinin oluşturduğu ahengi göreceğiz. Laleler, güller, soldu, usul, usul, gelmedin gülistana ey bülbül. L harfleri sıklıkla tekrar edilmiş, aliterasyon yapılmıştır sevgili arkadaşlar. Aliterasyondan sonra hemen ona çok benzeyen, yine şiirde ahenk konusunda gördüğümüz bir ahenk unsuru olan asonans. Asonans da sevgili arkadaşlar aliterasyonun tam zıttı. Aliterasyon sessiz harflerin, bir sessiz harfin sıkça tekrar edilmesiyle yapılıyordu. Asonans ise sevgili arkadaşlar bir sesli harfin, buna sanki sessizlerini düzeltiyorum, aliterasyon sessiz harflerin sıklıkla tekrar edilmesi. Asonans ise sesli harflerin sıklıkla tekrar edilmesi. Buna bir örnek vererek devam ediyorum. Burada da sevgili arkadaşlar dikkat ederseniz hemen göreceksiniz. Ü seslisinin sıklıkla tekrarı söz konusu. Gül gül dedi gül bülbüle, gül gülmedi gitti. Bülbül güle, gül bülbüle yar olmadı gitti. Bu bilinçle bir kere daha okuyorum ve ahengi göreceğim arkadaşlar. Ahengi hissedeceğim. Gül gül dedi gül bülbüle, gül gülmedi gitti. Bülbül güle gül bülbüle yar olmadı gitti. Dizelerini okurken ü seslerinin oluşturduğu o ahenk, tekrardan oluşan ahenk kulağımıza geliyor. Devam ediyorum söz sanatlarına.